Herkese selamlar. Mousepad önerilerinin yeni bir videosu ile karşınızdayım. En sonki mousepad önerileri videomun üzerinden bayağı bir zaman geçmiş. Tabii bu zaman aralığında inanılmaz fazla çeşit geldi Türkiye'ye. Ben de bunları derledim, topladım. Sizlere güzel bir öneri videosu hazırlamaya çalıştım. Ama buna bonus olarak aynı zamanda sizlere bir tier list yapacağım arkadaşlar. Hem mousepad tier list olacak hem de mousepad öneri videosu olacak. Öneriyi yaptıktan sonra o mousepad'i hangi tier'e koyarım onu göstereceğim sizlere. Umarım sizlere güzel bir seyir zevki yaşatırım ve aynı zamanda da güzel bir şekilde yardımcı olurum. Video geçmeden önce de kanalıma abone olup videoları da beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle gerçekten çok sevdiğim bir mousepad ile başlamak istiyorum. Wraith Cosmic Glass'ı biliyorsunuz zaten. V1'ini çok uzun süre kullandım. Severek kullandım. Cam mousepad seven birisiyim. Bunun V2 versiyonu çıktı. Arada stokları bitti, tekrardan açıldı. Şimdi tekrardan stokları açılmış. Ama bazı çenklerinin açılmış, diğerlerinin de açılacağı söylendi bana. Şimdi ama şundan da bahsedeyim. Bu videoda bir sürü Wraith'ten öneri olacak tabii ki de. Yani herhangi bir sponsorluk veya böyle para alma durumu falan yok arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Çünkü Wraith'teki mousepad'ler gerçekten çok güzel mousepad'ler. Hani bunların hepsini de neredeyse deneme fırsatım oldu bir tanesi hariç. Ondan da bahsedeceğim. Yani ben memnun kaldım. Bunların hepsini incelemesini de yapmaya çalıştım zaten. Memnun kalmadıysam zaten birazdan tier'den görürsünüz yani bunu. Şimdi Wraith Cosmic Glass V2'ye bakalım arkadaşlar. Bunun incelemesini de en kısa zamanda yapacağım. Daha önceden yapmam gerekiyordu ama biraz erteleme durumum oldu maalesef ki işte taşındım falan. O sırada kozmikler hazır değildi falan. Yani bir türlü inceleme yapamadım ama muhtemelen haftaya falan bunun güzel bir incelemesini yapacağım sizlere. Diğer cam mousepad'lerle karşılaştırarak size bir incelemesini yapacağım. Çünkü gerçekten V2'de bayağı bir değişiklik var. Bu değişikliklerden bir tanesi aslında bu kenarlar. Fark ettiyseniz artık biraz böyle oval kenarlar var. Onun haricinde de çok güzel bir baskısı var. Özellikle şu Japan Edition muazzam duruyor. Bu sınırlı sayıda olacak diye biliyorum. Muazzam yani. Şu tasarımı Japon bir anime tasarımcısına yaptırmışlar arkadaşlar. O yüzden bayağı özgün bir tasarım. Ondan bahsedebilirim. Ve aynı zamanda V2'de bir yüzey seçeneği getirmişler. Bir kontrol bir de speed olarak. Aynı zamanda da böyle alt taban seçenekleri var. Biraz onların üzerinde de duracağım. Renkler var. Bir siyah rengi var. Bir mor rengi var. Bir de Japan Edition rengi var. Şu an stokta Japan Edition var. Belki siz izlerken siyahın stoğu da gelebilir. Morun stoğu da gelebilir. Şimdi silikon 4 ayak muhabbeti var. Bu silikon 4 ayak muhabbeti bu kenarlardaki bu ayaklar oluyor arkadaşlar. Bu en normal modeli. Bunun fiyatı 1800 TL. Bu arada biliyorsunuz ki artık sürekli bahsediyorum ama Wraith Esports üzerinden yaptığınız alışverişlerde Swar 50 indirim kodunu kullanırsanız sizlere 50 TL bir indirim oluyor. Bu neredeyse bütün ürünlerde geçerli. Sadece Skatez ve Griptape'de Swar 10 indirim kodunu kullanırsanız onda bir %10 indirim oluyor. Bunu da size bir bahsedeyim. Yani gördüğünüz gibi 1799 TL gibi bir fiyatı var ama 50 TL'ye düşerseniz 1749 TL'ye denk gelmiş oluyor. Şimdi bir fiyat değişikliği oluyor. Mesela bu düz kauçuk modeli var. Bunun alt tabanı böyle hani normal mousepad'in altı gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir kauçuk taban var bunda. Bunun fiyatı 2099. Onun haricinde bir de kalıp silikon var. Bu baya böyle efsane duruyor. Böyle özenle çalışılmış gibi duruyor. Bu kalıp silikonun da fiyatı 2199 arkadaşlar. Ama şu an stokta 4 ayak varmış. Aralarında çok fark var mı? Bunların hepsini sizlere videoda bahsedeceğim arkadaşlar. Tier listini de nereye koyarım diye sorarsanız gerçekten ben bunu beste koymak istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir cam mousepad arkadaşlar. Pulsar'ın da cam mousepad'ini kullandım. Skypad'in de kullandım. İnanın onların fiyatları falan harbiden abartıymış, onu fark ettim. Var ya şu mousepad bedava. Yani IKEA'nın şu mousepad'i var ya, aynı zamanda kanalımda incelemesi de var. Mutlaka izleyin. 199 TL fiyatı var. Bir boyutundan bazen fire verebiliyor. Yani 44'e 36 bir boyutu var arkadaşlar. Çok küçük değil, kesinlikle yetiyor. 199 TL'de bir fiyatı var. Yüzey neye benziyor derseniz C-Series QCK'ya çok benziyor. Ama bana biraz daha kaliteli hissettirdi. Özellikle süngerinden dolayı falan. Bir siyah versiyonu var. Bir de bunun desenli versiyonu var arkadaşlar. Arada bir 50 TL fark var. Bunu isterseniz şehrinizde bulunan IKEA mağazasından gidip deneyerek alabilirsiniz. İsterseniz de internetten sipariş edebilirsiniz. Bunun stokları genelde olmuyor. O yüzden stok bulursanız böyle ihtiyacınız varsa bu fiyatlarda bir mousepad'e yani direkt bunu alın derim yani. 200 TL'ye böyle bir mousepad bayağı başarılı yani. Valla IKEA'yı nereye koyarsam tabii çok kullanacağım bir mousepad değil. Yani bu tier'in de aslında şöyle söyleyeyim. Bu bana özgün bir tier, ondan bahsedeyim yani öncelikle. O yüzden kendi kullanımıma göre tabii ki de oluşturuyorum. Ama IKEA gerçekten güzel bir mousepad. S'e koymak istiyorum. Hem fiyatından dolayı hem yüzey seçeneğinden dolayı yani... Tabii bir sürü pahalı mousepad'im var, şeyim var. Hani onları kullanırım tabii de. Hani zorda kalsam kesinlikle IKEA mousepad'i alırdım, onu söyleyeyim. Lamzu Energon valla çok sevdiğim bir mousepad. Bayılıyorum yani bu mousepad'e garip şekilde. Çok rahat hissettiriyor bana, kullanırken çok konforlu hissettiriyor. Biraz bunun yüzeyi arkadaşlar hibrit denebilir ama biraz daha speed'e kaçıyor. Böyle pürüzsüz bir kumaşı var bunun. İncelemem var, mutlaka onu da izleyin. Bunun da fiyatı 1099 TL ama Swar 50 indirim koduyla 1049 TL'ye denk gelmiş oluyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Gönül rahatlığıyla gerçekten tavsiye edebileceğim bir ürün arkadaşlar bu. Lamzu Energon'u kesinlikle beste koymak istiyorum.
Bayağı beğendiğim bir mousepad. Sonra Freefall var. Bunun incelemesini yaptım. Acayip kaliteli bu da. Yüzeyi bunun Artisan Hiyen'e çok benziyor. Hatta neredeyse artisan yapmış gibi bir mousepad arkadaşlar. Yüzeyi gerçekten çok kaliteli. Bir renginden dolayı yani nasıl söyleyeyim, arka tabanı falan da muazzam bu arada. Bakın arka tabanı böyle bayağı özel. Rengi çok açık mavi olduğu için kiri çok belli edebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu mousepad'in tek eksi yanı o diyebilirim. Onun haricinde gerçekten çok kaliteli bir mousepad arkadaşlar bu da. Şimdi mesela bu dikişi falan ip ince bunun. O yüzden hani hiçbir şekilde bileğinizde bunun dikişini falan hissetmiyorsunuz. Yani bunu kimlere tavsiye ederim? Hibrit seven arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Yani ne speed, ne kontrol, ne böyle yavaş mousepad severler. Bunun tam arasını arayan insanlar için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Bunu nereye koyardım? Bunu S'e koyardım. Çok kullandığım bir mousepad değil. Çünkü benim artık biraz da kullanım tarzım değişti. Biraz da hani nasıl söyleyeyim size. Kullandığım cinsler biraz daha değişti. Eskiden ben hibritlere bayılırdım ama artık o kadar kullanmıyorum. Bunu S'e koymak istiyorum. Blade X ve Blade Y kardeşler var. Şimdi bunlar iki ayrı mousepadler aslında. İkisi de Blade serisinden ama ikisi çok farklı karaktere sahipler. İncelememi mutlaka izleyin bunun da. Bunun fiyatı aslında bayağı başarılı bence. Evet, makul bir fiyatı var. Bunun 749 TL'ye geliyor tabii ki de. Şimdi Blade X arkadaşlar genel olarak SteelSeries QCK'ya gerçekten çok benziyor. Yüzey anlamında biraz daha kalitesi denebilir. Şimdi bu mousepad'in özelliği sert olması. Yani tabanının sert olması. O yüzden kesinlikle gömme, göçünme işleri bu mousepad'de olmuyor arkadaşlar. Kıvrılma, katlanma olayları da olmuyor. O yüzden pürüzsüz bir yüzeyi var diyebiliriz yani. Tabii pürüzsüz dedim de hani yüzeyi böyle pürüzsüz değil. Hani böyle tamamen dümdüz duruyor mousepad. Kontrol kullanımı seven arkadaşlar için, özellikle Valorant ve CS oynayan arkadaşlar için. Hatta şurada benim arkadaşım bana ziyarete geldi. O yüzden onun bilgisayarı burada. Mesela o da Blade X kullanıyor. O da burada. O da bayağı memnun mesela yani. Benim de çok beğendiğim bir mousepad. Özellikle kontrol kullanan arkadaşlar için. Valla kesinlikle bunu da tavsiye ediyorum. Dediğim gibi özelliklere sahipseniz. Blade Y'ye gelirsek, Blade Y'ye tamamen farklı bir mousepad. Blade Y'deki olay şu. Bunun yüzeyi böyle biraz polimer bir yüzeyi var arkadaşlar. Bu yüzeyden dolayı inanılmaz hızlı. Bu kumaş değil. Yüzeyi böyle nasıl söyleyeyim, plastiğe benziyor biraz böyle. Ama inanılmaz hızlı. Hani incelememden mutlaka bakın buna. Böyle durduramıyorsunuz gibi bir şey mousepad'i. Kullandığım en hızlı mousepad'di, onu söyleyebilirim. Bunun da fiyatı yine aynı şekilde. Bunları tier listine nereye koyarsam, valla Blade X'i S'e koyarım. Blade Y'yi de onu da S'e koyarım. Yani hızlı kullanmak istiyorsam Blade Y'yi kesinlikle kullanırım. Blade X de gerçekten fiyatına göre başarılı. Kontrol kullanmak istersem onu kullanırım yani. LG Saturn Pro valla kullandığım en kaliteli mousepad'lerden bir tanesi. Aynı zamanda kullandığım en pahalı mousepad'lerden de bir tanesi. Valla özellikle CS ve Valorant için muazzam bir pad. Çünkü slow control bir mousepad bu arkadaşlar. Hatta ben CS oynarken bu mousepad'e geçiyorum diyebilirim. Normalde Artisan Hayatoğlu'su kullanıyorum genellikle. Bazen de Lamzen Ergon kullanıyorum. Son zamanlarda cam mousepad pek kullanmıyorum ama geri döneceğim ona da. Özledim çünkü cam mousepad kullanmayı. Yani özetle CS'de bununla takılıyorum diyebiliriz. Öncelikle bir renkleri var tabii. Bir siyah, bir kırmızı olarak. İki farklı da yüzeyi var. Bir soft, bir de X-Soft olarak. Bunun arkadaşlar geçen gün incelemesini yaptım zaten. Onu da mutlaka izleyin. Soft ile X-Soft arası aslında bu sertlik ayarı. Yani bu süngerin yumuşaklığından bahsediyor. Soft ile X-Soft arasında öyle ekstrem bir yumuşaklık farkı yok. Yani o yüzden Soft'un stoğu yok tabii ki de şu an ama hani Soft'un stoğu yok diye almamazlık yapmanıza gerek yok. X-Soft'ta alabilirsiniz. Çünkü açıkçası gerçekten pek bir fark yok. LG Saturn Pro kesinlikle best hak ediyor. Muazzam bir mousepad ya gerçekten. Biraz daha dönelim şöyle ekonomik mousepad'lere. X-Rades'leri artık zaten biliyorsunuz, bir X-Rades var, bir Porya var. Şimdi arkadaşlar ikisine linkini ekleyeceğim tabii de. X-Rades'lere bakalım. Zaten ben aralarında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bunların pek bir fark yok. 90'a 40 klasik mousepad'ler bunlar. Bir sürü desen seçeneği mevcut. Fiyatları da gayet makul. 220 TL gibi bir fiyatı var arkadaşlar. 90'a 40 boyutta, yani böyle masa boyu diyebileceğimiz cinsle mousepad'lerden bunlar da. Bir de bu X-Rades'in 120'ye 60 devasa bir mousepad'i var. Bu da komple masayı falan kaplıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bunda tek siyah boyutu var. Bunda fiyatı 300 TL. Şimdi bunları tierimize eklersek valla çok kullanacağım liste mousepadler değiller. O yüzden bunu B'ye ekleyebilirim. Bu 120-60 da yine B'ye ekleyebiliriz. Çünkü çok bir fark yok. Sadece büyüklük farkı var. Efsanevi SteelSeries QCK. Ya bir ölmedi. Yani bu arada ben eskiden ön yargılıydım ya biraz. Hani onu itiraf edebilirim. QCK'ya hani çok ön yargılıydım. Sevmezdim. Ama hani son zamanlarda fark ettiyseniz fiyatı bayağı bir aşağıda kaldı yani. Eskiden fiyatı çok abartıydı. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Geçen sene bunun fiyatı 250 TL'ydi. Şimdi geçen sene 250 TL olan bir şey, normal herhangi bir şey. Bu işte yemek bile olabilir. Geçen sene 250 normalde 250 TL olan bir şey şu an 500-600 TL.
Şimdi ama sizi sıkıyacaklar 329 TL. Yani ne olmuş? 70-80 lira zamlanmış sadece. O yüzden hani biraz enflasyona meydan okuyan bir mousepad diyebilirim. 329 TL'ye de tavsiye ederim açıkçası. Özellikle kontrol seven arkadaşlar için. Yani tek kötü yanı Street Series QJK yani biraz fazla hızlı aşınıyor. Tek kötü yanına fazla hızlı aşınması diyebiliriz. Ama hani bu fiyata zaten kullanırsın. Bir sene kullanırsın. Çok kötü hale gelirse atarsın. Yenisini alırsın. O tarzda bir mousepad diyebiliriz buna. Vallahi öyle çok ultra mega kullanacağım bir mousepad değil. Ama bunu A'ya ekleyebilirim. Hızlıca şöyle X-Ray Pad mousepadlere bir bakalım. Şimdi öncelikle X-Ray Pad Aqua Control 2'nin şu an stoğu kalmamış ama güzel bir mousepad'di. Eğer stoğu gelirse onu da bir değerlendirebilirsiniz. Aqua Control 2 biraz daha böyle hibrit ama biraz daha hızlıya kaçıyordu. Onun haricinde Aqua Control Zero var. Slow Control seven arkadaşlar için. Yani gerçekten bayağı yavaş bir mousepad bu. Yavaş mousepad seven arkadaşlar için gerçekten çok güzel. Bunun renk seçeneklerine bayılıyorum ben. Özellikle şu turuncusu bayağı güzel duruyor. Siyahı da bayağı böyle asil duruyor. Pembesi klasik pembe. Mor da bu şekilde arkadaşlar. Yani dediğim gibi böyle slow seven arkadaşlar mutlaka değerlendirebilirler. Birazdan zaten tier liste sıralamasını yapacağım bunun. Aqua Control Plus da klasik Aqua Control Plus. Yani Aqua Control 2 ile arasındaki farkı Aqua Control Plus biraz daha 2'ye göre daha hibrit kalıyor. Aslında tam hibrit bir mousepad diyebiliriz buna. Bunun da renkleri var. Böyle garip garip renkleri var. Moru çok güzel duruyor bence. Onu söyleyebilirim. Aqua Control süper. Yani çok beğendiğim bir mousepad olmadı. Çok tavsiye de edeceğim bir mousepad değil ama yine de göstermek istiyorum sizlere. Bilmiyorum bir garipliği var bunun. Ben beğenemedim. X-Ray Pad Galaxy Tour da Speed yüzey bir mousepad arkadaşlar. Yine kumaş ama böyle pürüzsüz bir kumaşı var. Bu yüzden hızlı cinse giriyor. Değerlendirilebilir. Yani hızlı mousepad arayan arkadaşlar. Yani mesela Blade Y'yi almak bence buna göre daha mantıklı eğer hızlı arıyorsanız. Ama bu Blade Y'den tabii ki de kat kat daha yavaş. Yani hızlı diye geçiyor ama kumaşlar arasında hızlı bir mousepad. Bunların tier listesini yaparsak Aqua Control 2'yi S'e koyarım. Aqua Control Plus'ı da S'e koyarım. Aqua Control Zero'yu da S'e koyarım. Aqua Control Super'i C'ye koyarım. Onun haricinde diğeri nerede? Eklememiş miyim? Onun haricinde Galaxy Tour'u da B'ye koyarım. Böyle yapabiliriz X-Ray Pad'ler için. Glorious mousepad'ler var. Glorious mousepad'ler fena değil. Özellikle Glorious Heavy X-Arch'ı bir süre kullandım. Acayip kalın bir mousepad bu. Onu kesinlikle söyleyeyim baştan. Bir de bunun normal versiyonu var. O daha ince. Glorious Heavy X-Arch 5 milimdi galiba kalınlığı yanlış hatırlamıyorsam. Yani baya böyle balçık balçık böyle bastırdığınız zaman eliniz içine göçebiliyor. Fiyatı 399 TL. Baya bariz QJK'nın rakibi aslında. Bence fena değil bu arada fiyatı. Bu da yine kontrol seven arkadaşlar için bir seçenek. Bir de bunun böyle garip bir boyutta hali var arkadaşlar. Yani XX'lar extended ama şimdi böyle uzunluğu 90. Hiçbir problem yok. Ama şöyle enlemesine 30 santim ya. Hani böyle bir 40 olsa 90'a 40 olacak daha kullanılabilir olacak. Yani benim için uzunluktan öte dikey olarak bana daha önemli açıkçası. Mesela ben bunu kullanamam. Bana yetmez yani. Ama yine de değerlendirebilirsiniz. Bana olur hiçbir problem yok diyorsanız 353 TL bence bedava. Hatta X-Adester, Forgader onları almaktansa alması daha mantıklı bunu. Bunu bir tier'de sıralamasını yaparsak arkadaşlar. Bunun extended versiyonunu B'ye koyarım. Normal versiyonu da A'ya koyabilirim. Şimdi Vred'deki mousepad'ler arasında kanalımda tek incelemesi bulunmayan mousepad bu galiba. Bir inceleme fırsatı yakalayamadım. Yani sizler de çok merak etmediniz. O yüzden aslında inceleme yapmadım bir nevi. Şimdi Soku X2 Akai diye arkadaşlar. Bayağı limited bir mousepad bu da. Yaklaşık kaç tane vardı? Dünya genelinde 1000 tane falan yaptılar yanlış hatırlamıyorsam. Bunu şöyle söyleyeyim ben size. Control cinste bayağı aslında yüzeyi kontrol. Slow Control'de denebilir aslında bir nevi. Çok ultra yavaş değil ama yine de Slow Control kategorisine girebilir. Yani incelemedim derken kanala incelemedim ama yine de böyle bir elimle inceleme fırsatı buldum. Güzel ama öyle ölüp bitmedim bu mousepad'e. Tier listemde ben bunu A'ya koyarım. Yani ultra mega bir ürün değil. Cooler Master MP511 var. Eklemek istedim. Eklemek istemem sebebim de şu. Halbuki stokta aslında bir tane kalmış. Boş bir öneri olacak bu büyük ihtimal. Şöyle söyleyeyim. Endgame Gear MPC450 vardı. Pursar Paraspeed vardı. Bu ikisi Cordura kumaşlı hatırlarsanız. Çok hızlı bir yüzey vardı. Bu da aynı o çeşit Cordura kumaş. Genelde arıyorsunuz. Bazılarınız soruyor bana çünkü Cordura kumaş mousepad arıyorum falan diye. İşte Paraspeed bulamıyorum. MPC450 bulamıyorum diye. Valla stokta bir tane kalmış. Eğer o arkadaşlardan biriyseniz bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bir değerlendireceksiniz. Ama bu fiyatlar bence bu mousepad'e verilmez. Blade'i almak daha mantıklı hız arıyorsanız bu kadar. Tier listemde bunu valla Cordura kumaş genelini söylüyorum. Paraspeed denedim, MP450 de denedim. Çok hız seven arkadaşlar alabilir anca. B'yi eklerim ya anca. Senelerin HyperX Free S Speed'i arkadaşlar. Fiyatı baya düşmüş. 299 TL'ye düşmüş. Önerimi eklemezsem olmazdı.
Güya hızlı bir yüzeyi var. İsminde speed geçiyor ama açıkçası o kadar speed bir mousepad değil. Boyutu gayet güzel. Kaçtı bunun boyutu? 40'a 45 miydi? Öyle bir şey olması lazım. Güzel, fena olmayan bir boyutu var. Yani FPS oyunları için fazlasıyla ideal bir boyutu var. Fiyatı bana bayağı başarılı geldi. 299 TL. Bunu da mutlaka eklemek istiyorum. Tier listimde bunu nereye koyuyorum? B'ye koyarım büyük ihtimal. Çok sevdiğim cins değil açıkçası. O yüzden koyuyorum. Artisanları eklemek istiyorum ama artisanları almak zor arkadaşlar. Yani anlatması zor sizlere. İki tane artisan mousepad sahibiyim. Çok pahalılar. Bu bir hani 2300-2400 TL'ye denk geliyor galiba tekli alınca. Pahalılığı geçtim. Yani artisana kafa tutabilecek tek kumaş mousepad mesela LG Saturn. Onun haricinde artisana kafa tutabilecek pek mousepad yok piyasada. Ki zaten fiyatından da bariz belli. Mesela şu an masamda Artisan Hayati Otsu var. Beğendiğim, çok sevdiğim bir mousepad. Artisan'da kötü bir mousepad görmedim. Hepsini deneme fırsatım oldu. Yukarı ekliyorum. Mutlaka izleyin onu. Artisan mousepad rehberi yaptım arkadaşlar. Ona bir bakın. Yani bunu satın alma işlerine şu an girmeyeceğim. Gir bitmez. Ama şu özelliklerden bahsedebiliriz öncelikle. Artisan sitesi de bayağı yavaş çalışıyor ya nedense. Şimdi öncelikle bunların boyutu var. XR alacaksınız kesinlikle. Bakın XR'çı bunun en normal boyutu. 48'e 42 boyutu var pardon. Bu yumuşaklık seçenekleri var. Mid böyle sert oluyor. Soft ideal. Xsoft da bayağı yumuşak oluyor. Valla soft tercih edebilirsiniz. Ki zaten şurayı bakın. Şu tabloyu okuyun anlarsınız. Burada da renkleri oluyor bazılarının. Mesela Hayati Otsu'da kırmızısı da var, siyahı da var. Bendeki siyah versiyonu. Bunu sepete ekledikten sonra satın alım işlerine şu an girişmeyeceğim. Çünkü anlat anlat bitmez, video inanılmaz uzar. Birçok rehberi var, oradan bakarsınız ki ben de bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Benim Artisan inceleme videomda bahsettim. Hem de aynı zamanda Artisan mousepad rehberinde bahsettim sizlere. Valla Artisanların hepsi Best'e girer. Kesinlikle Best denilebilecek bir mousepad markası. Her cinsiyle, her modeliyle. Razer Gigantus V2 var. Sisters QJK'ya çok benziyor ama QJK'nın neredeyse 2 katı daha pahalı. Onu göz önünde bulundurun. 583 TL gibi bir fiyatı var. Açıkçası yani fiyatları çok tercih eder miydim? Yani etmeyebilirdim. Tabii QJK'dan daha kaliteli ama fiyatı da bu şekilde. Ama yine de bir değerlendirirsiniz. Fena değil. Bu da yine kontrol seven arkadaşlar için güzel bir seçenek. Tier listimde bunu da A'ya eklerdim. Şimdi önemli bir konuya değinmek istiyorum. Tiger mousepad'ler hakkında. Şu an Türkiye'de Tiger'ın resmi bir satıcısı yok. Eğer internette görüyorsanız Longtank'tir, o oyundur, odur budur. Çakma arkadaşlar. Gerçek değil o mousepad'ler. Baskı mousepad'ler yani. Alıp başka bir mousepad'in üzerine bunun baskısını basıyorlar. O tarzda yani. O yüzden dikkat edin buna. Hani orijinalinin fiyatı böyledir. Orijinali böyleyken 1/3 fiyatına satılamaz yani böyle bir şey. Onu öyle bir durum yok yani. Bunların fiyatı 1400-1450'lere denk geliyor. Pek önermiyorum yani, bu fiyatlara pek alınacak mousepad değiller. Ama yine de göstereyim sizlere. Çünkü bana Tiger'ın orijinal nereden alabilirim diye soruyorsunuz. AliExpress'te bu satıcıdan alabilirsiniz. Aşağıya linkini ekleyeceğim. Şimdi ben bunlardan denediklerim var. Huawei'un denedim. Linkyun denedim. Bu Uzi denedim. Zhongxi Mo diye geçiyor ismi. Onun haricinde neyi denemiştim? EBA denedim. EBA'nın da yüzeyi bayağı bir garip. Bunları denediğim için bunlar hakkında yorum yapacağım sizlere. Bu arada hepsinin fiyatı değişiyor. En son sepete ekledikten sonra zaten vergi dahil bir fiyatı çıkar. İlla almak istiyorsanız o şekilde bakabilirsiniz. Tier listimde nasıl eklerim? Longtank Huawei'unu... Orijinal Longtank Huawei'unu S'e eklerim. Yine Linkyun'u da S'e eklerim. EBA'yı C'ye eklerim. Hiç beğenmedim. Uzi'yi de A'ya eklerim. Bu şekilde yapabiliriz. Tier listimizin de aslında sonuna geldik. Yani aslında videonun da sonuna geldik. Önerilerim bu şekildeydi. Tier listede bu şekilde yaptık arkadaşlar. Hepsinden bahsettim. Hepsini hem önerdim hem de tier liste ekledim. Umarım sizlere daha mantıklı olmuştur. Daha yardımcı olabilir bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz de lütfen videoyu beğenirseniz ve kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.